burası da evet, evet. Sen bir iki başlara bak. Ben de ben ilişki yapmak için. Baş. Bildiğiniz gibi bu Trabzon olayından sonra doğrusu rahatsız edici birçok olay var bu işte. Çünkü bu topraklarda bu tür provokasyonların olduğunu biz biliyoruz. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmamız da gerekir. Yani çünkü Türkiye'nin şu an Türkiye'yi tamamen Orta Doğu'da izole etmeye çalışan bir politik anlayış var. Türkiye'nin buna karşı duyarlı olması gerekir. Burada bu olayda da özünde evet bu tür bazı girişimler olabilir. Bunu kabul edebiliriz. Ama buna karşı gelişecek tavrın doğru olması gerekir. Bu gerek kamu idarecileri anlamında, gerekse sivil toplum kuruluşları anlamında net karşı duruş sergilenmeli. Burada kamu kurumunun temsilcilerinin aldığı tavır bizleri rahatsız etmiştir. Yani orada bir turist grubunun kendi bayraklarıyla ilgili bir kendi bayraklarını göstermesine karşılık böyle bir tavrın gelişmesine gerek başsavcılığın gerekse de valiliğin böyle bir hiçbir şey olmamış gibi tepki göstermeleri ve gözaltına alınmaları o turistlerin aslında kabul edilemez olanlardan biri budur. Ayrıca doğrusu bu kadar süre geçmesine rağmen yani Türkiye'nin tamamen turizme ihtiyacının olduğu bölgede işte dostluk bağlarının güçlenmesi gereken bir dönemde Irak'tan gelen turistlere yönelik yapılan bu saldırıyı hiçbir sivil toplum kuruluşunun özellikle Karadeniz bölgesindeki hiçbir sivil toplum kuruluşunun kınamaması, buna karşı tavır almaması da doğrusu bizi üzmüştür. Yani bu bir toplumsal duyarlılık gerektiren, bir toplumsal tepki gerektiren bir olaydır. Bunu böyle görmek gerekir. Dönüp tarihimize baktığımız zaman bu tür provokasyonlar sonrası gelişen olayların Türkiye'ye nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu böyle okumak gerekir ve buna tavır geliştirmek gerekir. Burada biz aslında iki şeye davet ediyoruz. Bu mesajla burada yapacağımız bir, evet Erbil'den gelen bu insanlar bizim kardeşlerimiz ve Türkiye'nin her yerine gidip gezip kendi örf, adet ve bayraklarıyla özgürce gezme hakları vardı. Tıpkı bir Türk'ün Erbil'e gidip özgürce gezmesi gibi. İkincisi de doğrusu hem sivil toplum anlamında hem de kamu görevlilerinin bu konuda daha duyarlı olup net olarak tavır geliştirmeleri gerekir. Ve hükümete de buradan çağrılmış şudur ki bu tür duyarlılığı olmayan kamu görevlilerinin bir an önce bu şekilde görevlerinden alınması gerekir. Her hafta biz Diyarbakır'dan, bölgeden, sadece Diyarbakır'dan 1000-1200 kişi Karadeniz'e misafir gönderiyorduk. Ama bu olaydan sonra bir anda bütün rezervasyonlarımız düştü, talepler düştü. Şu anda 120 kişi ancak gönderebiliriz. Yani bölge genelinde 8-10 bin kişilik bir iptalden bahsedebiliriz. Niye? Çünkü bu Karadeniz'deki bu yaklaşım gerçekten çok herkesi ciddi şekilde etkiledi. Ve bu konuda kimse mutlu olmadığını, yani bir turizm beldesinde böyle bir şeyin yaşanması çok ciddi bir şekilde olumsuz etkiledi. Bunu zaten tasvip etmek, kabul etmek mümkün değil. Bir de bizim bölgedeki insanların sempatisinden dolayı zaten bir güzel sempatimiz vardı. Bundan dolayı da bir tepki olarak buna bir aktivite, bir tepki olarak buna karşılık kondu. Bunun için de iptal edildi.